Her kesimden kişilerin çimler üzerinde keyifli vakit geçirdiği, koşu ve bisiklet parkurlarının olduğu, konserlere, festivallere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, şiirlere, şarkılara konu olan İzmir'in gözbebeği, Kordon. Şehrin en önemli mekanlarından biri olan bugünkü Yeşil Kordon boyu aslında bundan 25 yıl önce 6 şeritli yol yapımı düşüncesinden yola çıkarak denizi dolduran belediyenin yol yapımı projesinin mahkeme kararıyla durdurulmasının ardından 16 yıl önce şehre kazandırılmış bir rekreasyon alanıdır. İzmir-Çeşme otoyolunun devamı olarak düşünülen Kordon yolu için ilk öneri 1991 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur'dan geldi. Denizi doldurarak 6 şeritli yol yapmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yapımı gerçekleştiren karayollarına karşı çevreciler büyük bir hukuksal mücadele verdi. Yargı sürecinin devam etmesi ve tüm sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve baronun karşı çıkmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi Koruma Kurulu onayı almadan, 31 Mart 1997'de kordonu doldurmaya başladı. 6 ay içinde 2 milyon 200 bin tona yakın dolgu malzemesi döküldü. Karşılıklı açılan 3 dava Danıştay'da sürerken dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hukuki bütün sorunları çözdüğünü belirterek, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün bu yolları bitirmesi gerek, ancak proje biterse ben artı puan alacağım. Bu nedenle siyasi bir tercih olarak proje bitirilmiyor, diye konuştu. İzmir Barosu ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi 14 Nisan 1997'de dolgu çalışmasının yapılmaması için yürütmenin durdurulması ve iptali için İzmir İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme ise dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bunun üzerine 16 Nisan 1997'de Danıştay 6. Dairesi'ne başvuruldu. 6. Daire yürütmenin durdurulması istemini reddederek davanın devamına karar verdi. Bu arada meşhur Palet restoran yıkıldı ve Bayraklı sahile taşındı. Bayraklı sahilde eski havasını yakalayamayan restoran 6 ay sonra kapatıldı ve şu an Bayraklı vapur iskelesi olarak hizmet vermektedir. Yolun yapılmaması için büyük mücadele veren çevre hareketi avukatlarından Noyan Özkan, projenin siteye takılacağını bile bile kordonun doldurulmaya devam edildiğini vurgulayarak şu görüşleri dile getirdi. Kordon dolgusu oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Yolla ilgili 3 önemli dava sonuçlanmadı. İzmir kıyı kenti, proje hayata geçerse kentin hava alması önlenecek. İzmirliler yeni yolla rahatlayacak deniyor. Kordon yolunun bu hale gelmesinde Özfatura kadar İzmirliler de suçlu. Buna karşı çıkmalıydılar. O sırada bağlantılı yolların da viyadük ayakları döşenmeye başlandı. Günümüzde hala bu ayaklar aynı yerinde durmaktadır ve 16 senedir bu soruna bir çözüm bulunamamıştır. Mimarlar Odası İzmir Şubesi projenin durdurulması için dava açtı ve 1999 yılında İzmir Birnoğlu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından, Kordon'un Cumhuriyet Meydanı ve Alsancak Limanı arasında kalan kesimi sit alanı ilan edildi. Bu karar Kültür Bakanlığı'ndan geri dönmesine rağmen mahkeme kurulu, sit alanı, kararını haklı bularak projenin durdurulması hükmünü verdi. Bu hükümle birlikte dolgu çalışmaları durdu ve kordon çirkin bir görünüme büründü. Kordona yol yapılmasına karşı çıkan isimlerden biri de, 18 Nisan 1999 yılında belediye başkanı seçilen Ahmet Piriştinay'dı. Mimarlar Odası İzmir Şubesi de hazırladığı yeni projeyle mevcut dolguyu yeşil alan olarak değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Hazırladıkları proje Bayındırlık İskan ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi. Ve nihayet Ahmet Piriştin'e yaklaşık 1,5 trilyon lira harcayarak kente 150 hektarlık yeşil alan ve yaya ağırlıklı bir rekreasyon alanı kazandırdı. 2000 yılı Şubat ayından bir uydu görüntüsü. Gündoğdu Meydanı henüz hazır değil. Yeni yüzüyle kordon boyu 66 bin metrekare yeşil alan, 54 bin metrekare yaya alanı, 1500 metre bisiklet ve koşu yolu ve 7 metrelik tek şeritli bir araç yolu ile 15 Haziran 2000 yılında halka açıldı.